Merhaba değerli arkadaşlar. Koroni'nin 15. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan 2020. Yarın 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs yazılarından birkaç alıntı yapmak istiyorum. Nereden geldi bu fikir aklıma? Dün aslında ben 29 Nisan'mış, 30 Nisan zannediyordum. Dedim eski 1 Mayıs yazılarından bir derlemem vardı. Onu bari paylaşayım da bu korona günlerinde millet kitaplar indiriyor, kitaplar paylaşıyor okumak için. Belki birileri indirir ya da en azından kitaplarına koyar bir yerde bulunur diye işte PDF, Mobi ve EPUB formatlarında koydum, paylaştım. İnsanlar indirsin, isterse okusun diye. Onu koyup paylaştıktan sonra şöyle bir bakayım dedim eskiden neler yazmışım falan. Çünkü insan çoğu kez ne yazdığını da unutuyor. Bakınca aslında birkaç gün önce bu Lenin'in ne yapmalısından ve Doktorun Proleter Partisi nedir yazısından alıntılarla Türkiye sosyalistlerinin ne kadar ekonomist olduğunu söylemiştim ya. Onlara tam da tıpatıp denk geldiğini yazıların gördüm. Dedim bunu bir somut örnek gibi koyabilirim. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. O Lenin'den ne yapmalıdan kıyaslamalı konuşmayı yaptığımızda bir sürü arkadaşların çok olumlu mesajlar geldi. Bu çok yararlı falan diye. Ben de dedim ki ya ben bunu yıllardır zaten söylüyorum burada söylediklerimi. Ama böylesi daha iyi. Yani somut olarak alıntılarla şöyle böyle diye göstermenin daha iyi olduğunu söyledi bir sürü arkadaş. Ben de işte yıllardır söylediğimi ama yıllardır hangi somut biçimlerde söylediğimi bu vesileyle hem bir somut olarak göstereyim dedim. 1 Mayıs yazılarından bölümlerden bazı şeyler okuyacağım sizlere. Şimdi ben 2000'lerin başında Kürt basınında yazmaya başladım. Aslında ben ta 1992'de Özgür Gündem'de de yazıyordum. Ertuğrul'un onun yöneticisi olduğu dönemde. Fakat daha sonra Kürt milliyetçileri diyebileceğimiz, işte Selim Çürükkaya, Düşün Yakamızdan diye bir yazı yazdı. Şükrü Gülmüş getirildi gazetenin başına. Böyle benim yazdığım yazıları pek yayınlamak istemedi falan filan. Türkiye'li sosyalistler o zaman bayağı ciddi bir şekilde Kürt basınında yer alıyordu, Özgür Gündem'deydi. Bir bakıma onları Kürt ulusalcıları bir kere tasfiye ettiler diyebiliriz yani. Ondan sonra da bir daha zaten Kürt hareketiyle Türkiye sosyalistlerinin bir araya gelmesi ta 2000'lerin ortalarını ya da 2010'ları, 11'leri buldu. Selahattin Demirtaş'ların ortaya çıkmasına kadar uzadı. Neyse bu ayrı bir hikaye. 2000'lerin başında Kürt basınında yazarken özellikle Türk solu ya da Türk sosyalistleri diyelim o zamanı yaşayanlar hatırlarlar. Kürtlerden bucak bucak kaçıyorlardı. Kürt mücadelesinden bucak bucak kaçıyorlardı. Kürt basınında yazacak sosyalist bulunamıyordu. Yurt dışında yaşayan işte Mahir Sayın'dır, İrfan'dır, İsmail Ayşiçek ben falan gibi 5-10 kişiydik böyle yani Kürt basınında yazan esas olarak da doktorcu ve kurtuluş geleneğinden gelenler diyebiliriz yani. Başka da insan yoktu. Neyse, o dönemde tabii ÖDP falan bayağı o zamanlar etkiliydi. Öyle bir durum da vardı. O dönemde Abdullah Öcalan yakalandığında işte Abdullah Öcalan teslim oldu, bitti falan deniyordu. Ben ise Abdullah Öcalan bitmedi, teslim de olmadı. Aslında eski dediklerini yeni biçimlerde söylüyor ve aslında geliştirmiş durumda. Yepyeni bir strateji öneriyor. Bu çok önemlidir diyordum. Daha sonraki olaylar zaten bu tespitimin doğru olduğunu gösterdi. Neyse o zamanlar Kürt hareketi de bir şaşırmıştı ne oluyor ne bitiyor diye. Ama Kürt kitleleri Öcalan'ı herkesten daha iyi anladılar ve kısa bir süre sonra Kürt hareketi toparlandı. Toparlandı ve 2000 Mart'ında Nevroz gösterilerinde hem Öcalan'ın programına sahip çıktı hem de muazzam bir kitlesel gösteri yaptı. Beklenir ki Türkiye'li sosyalistler Kürtlerin bu bir de
Öcalan'ın programını benimsediğini ifade etti. Öcalan'ın da programında işte anayasal vatandaşlık temelinde bir şekilde demokratik bir cumhuriyet öneriyordu. Türkiye'nin halkına böyle bir program öneriyordu. Kürt kütleleri de bu programı benimsemişlerdi. Düşünülür ki bu durumda Türkiye'nin batısındaki sosyalistler bu programın üzerine atlasın, onunla dayanışmasını çektirin, onların oradan verdiği sese bir yankı göstersin, bir cevap versin. Hiç böyle bir şey olmamış gibiydi ortalık. Ben bunun üzerine Türk sosyalistlerini eleştiren bir seri yazılar yazdım. Bu sadece 2000'de değil de, 2001'de benzerini yazdım, 2002'de yazdım, 2004'te yazdım vesaire. Hemen hemen o zamanlar Türkiye'li sosyalistler Kürt hareketinden uzak dururlardı ve hiçbir şekilde yanına yanaşmazlardı. İşte o tarihlerde yazdığım yazılardan ilkinde örneğin şunları diyorum. Türk sosyalistlerinin genellikle pek işçi sınıfıyla başı hoş olmamıştı geçmişinde. Reformistlerinde işçiler demek aslında sendikacılar ve sendikal hareket demekti. Radikallerinde ise işçi sınıfı sadece retorik olarak yer alırdı. Ama son yıllarda hemen hemen bütün Türk sosyalistlerinin işçi sınıfçı, sınıfa dayanan politikalarcı olduğu görülüyor. Ne oldu da hidayete erdiler? Bu söylem gerçek sorunu, yani Kürt sorununu gözden kaçırmanın, gizlemenin aracıdır. Bugünün gerçek sosyalist politikası ancak Kürtçü olmakla yapılabilir. Bugün her kim sınıftan söz etmektedir, her kim Kürt sorununun önemini gözden kaçırmaya, onu sorunlardan bir sorun gibi göstermeye çalışmaktadır, onun sosyalizmle ilgisi yoktur. Bulundukları ülkenin doğusunda insanlar son derece açık politik bir programla kendi ulusal sorunlarını da aşmış olarak neredeyse bir seyri hildan gerçekleştiriyor ve bu Türk sosyalistlerinde ne bir heyecan ne de bir silkinmeye yol açıyor. Bu bir yazıdan bir bölüm. Ama bu vesileyle bugünden bakınca şunu da eklemek gerekiyor. Aslında Lenin'in eleştirdiği ekonomizm, işçi hareketinin doğuşunun gelişiminde bir aşama olarak tanımlanıyor ve Lenin bu aşamaya takılmayı eleştiriyor, onu aşamamayı eleştiriyor. Türkiye'li sosyalistlerde ise ekonomizm, tabiri caizse taşlaşmanın, bunamanın bir ifadesi. Gerçek demokratik görevlerden kaçmanın. Çünkü gerçekte Türkiye'de ekonomizmin yaşanması gereken zamanda hiçbir ekonomizm yapmadılar tabiri caizse Türkiye'li sosyalistleri. Aradan 20-30-40 yıl geçti. Kürt hareketi yükselmeye başladı. Bu o zaman Kürt sorunundan kaçmak için ekonomizme, sendikalizme gittiler. Bu çok ilginç bir karakteridir ve Lenin'in döneminin eleştirdiği ekonomizmden temel bir farkı vardır. Lenin'in Lenin'in eleştirdiği o dönemin ekonomizmi iyi kötü yine de bir masumiyeti vardı. Ama bu sınıfçılığın, bu işçi sınıfçılığının masumiyeti de yoktur. Bütünüyle gericidir ve aslında Türk devletine de bir selam çakma anlamı taşımaktadır. Bunu bu vesileyle not edelim. Zaten o yazının sonunda da bugün kutlanması gereken 1 Mayıs işçici ya da enternasyonalist ya da antiglobalist 1 Mayıs değil, Kürtçü, Kürt ulusunun milli bayramı Nevruz'un çağrısını izleyen milliyetçi bir 1 Mayıs olmalıdır. Böyle bir 1 Mayıs Türkiye'nin egemenlerini rahatsız eder ve gerçek enternasyonist görevini yerine getirebilir. Globalizmi veya işçileri veya enternasyonizmi slogan olarak öne çıkarmak fiiliyatta enternasyonist görevlerden kaçmanın örtüsüdür. O zamanlar bunları açıkça yazmışız. Şimdi o dönemi hatırlamak bakımından Türkiye'li sosyalistlerin 1 Mayıs sloganlarıyla Kürt hareketinin sloganlarını karşılaştırıyorum. Diyorum ki politikayı sosyalistler bir sanat olarak aynı zamanda tanımlar. Kürt hareketi bize bu sanatın nasıl olacağını gösteriyor. Alıntı yapacağım. Nevruz Kürt Ulusal Hareketi'nin bayramıydı. Ulusal hareket bu bayramı Türk toplumuna yönelik bir mesaja çevirdi. Türkiye'nin demokratikleşmesine ilişkin projesini koymakla kalmadı, bu konudaki kararlılığını ve gücünü de gösterdi. Peki Türk sosyalistleri ne yapıyor? İşte
1 Mayıs bu anlamda Nevroz'da Kürt Ulusal Hareketi'nin verdiği mesaja, programa ezen ulustan bir sahiplenme ve cevap olabilirdi ve olmalıdır. Peki ne yapıyor Türk sosyalistleri bakalım. Duyduğumuza göre 1 Mayıs için belirlenen tema küresel saldırıya karşı küresel direniş imiş. DİSK ve KESK bunu kararlaştırmış, ÖDP de bu karara uyacağını belirtmiş. Tabii yazının sonunda bunun nesnel anlamını söylüyorum. Diyorum ki, ama bu sadece körlük ve kaçış değil, fiili sonuçlarıyla Kürt Ulusal Hareketi'ne karşı bir konumdur ve karşı güçleri güçlendirmektedir. Nasıl mı? Genelkurmay'ın yaptığını, medyanın yaptığını soldan yapmak. Kürt Ulusal Hareketi'ni ve onun projesini gözlerden ve gündemden uzak tutmaktadırlar. Küresellik diye bir sorunu öne çıkararak. Bu en can alıcı, en önemli sorunu sosyalistlerin ve işçilerin en önemli gününün konusu yapmadığı için en büyük yanlışı yapmaktadırlar. Ama bunu soldan keskin görünerek, enternasyonalist görünerek yapmaktadırlar. Savaş özünde bir gündem savaşıdır ve Türk sosyalistleri en önemli sorunu gündemden uzaklaştırarak karşı tarafa hizmet etmektedirler. Görüldüğü gibi daha o zaman var. Sadece bu ekonomi sınıfçı politikayla eleştirmekle kalmıyoruz. Bunun aynı zamanda nesnel olarak ne anlama geldiği üzerine de bugünün, o günün koşullarındaki anlamı üzerine de bir eleştiri yapmış oluyoruz. Bu eleştiriler neredeyse ta 2006 yılına kadar sürer bende. 2007'de Türkiye'ye gidecektim çünkü seçimlerden sonra. Tabii o zaman geçeceğimi bilmiyordum. Gidebileceğimi bilmiyordum. Esas olarak bu aktardığım tarzda yığınla yazım vardır. Yani 1 Mayıs vesilesiyle yazdığım daha bir başka yazılar da var derlemede. Bu konuları ele aldım. Bir de 2006'ya kadar 1 Mayıs vesilesiyle başka 1 Mayıs'ın tarihsel anlamı, geleceği vesaire üzerine yazılar da yazdım. Mesela 1 Mayıs'ın enternasyonel değil de uluslara karşı bir gün olması gerektiği vesaire üzerine. Ya da bugün fiiliyatta 1 Mayıs'ın bir işçi bayramı olmaktan çıktığı aslında dünyanın birçok yerinde göçmen işçilerin kendi ulusal bayraklarıyla yer aldıkları bir gösteriye yürüyüşüne döndüğü gibi onun dönüşümünü ele alan, analiz eden yazılarım vardır. Neyse bunları geçelim. 2006'dan sonra Türkiye'ye gidebildiğimde o dönemde de ilk birkaç yıl zaten insan gittiğinde daha ne olmuş ne etmiş bakıyor etrafını anlamaya çalışıyor. Onunla geçiyordu. Fakat kısa bir süre sonra zaten Türkiye'de ilk legal 1 Mayıs yapıldı 2000'li yıllarda. Böyle binlerce kişi 1 Mayıs'a katıldı. Fakat 1 Mayıs orada aslında gerçek anlamını yitirmişti. Artık bir karnavala dönmüştü. Bütün siyasetler bir bakıma ne bileyim kendi deyimleriyle kendileri öyle tanımlıyorlardı. O gün görücüye çıktılar. Yani en kalabalık militanlarıyla geliyorlar. En böyle çarpıcı işte flamalar, sloganlar falan filan. Ben tabii çok uzun yıllar hapiste ve sürgünde yaşamış bir insan olarak başka bir dünyaya gelmiş, Merih'ten gelmiş bir insan gibi bunlara baktım. Sadece o gün Derince Öğrenci Birliği diye bir örgütü ya da hangi örgüt bilmiyorum, hangi siyasete bağlı. İşte buzuk kırana selam olsun falan diye bir pankartını görmüştüm. Onu bahane ederek Deniz Gezmiş'e gönderme yapıyorlardı. Aslında bizim denizlerle ilk kutladığımız 1 Mayıs'a ilişkin bir yazı yazmıştım. O da bu derlemede yer alıyor. Ama ondan sonra esas olarak hep Türkiye'deki 1 Mayıs'lara da bu sefer onları nasıl mücadeleye daha temel sorunlara çekebilirim, bu ekonomik mücadele hedeflerinden ayartabilirim diye bir takım somut öneriler yapmaya çalıştım. Örneğin 1 Mayıs'a katılacak sosyalistlere iki somut öneri diye bir yazı yazmışım. O yazının başında da ilginç bir şekilde bir yıl önceki 1 Mayıs'taki izlenimlerimle Nevroz'daki izlenimlerimi de karşılaştırıyorum.
Şunları yazmışım, okuyayım, ilginçtir. 10 yıl hapis, çeyrek yüzyılda sürgün yaşayınca Türkiye'de kitlesi olarak kutlanabilen bir 1 Mayıs'a ilk kez geçen sene katılabilmiştim. İlginç bir rastlantı sonucu yıllar sonra ilk kez Taksim'de kutlanıyordu. Katılan kitlenin genel karakterini anlayabilmek için bir tek yerde durmayıp Mecidiyeköy'den Taksim'e hızlı yürümüş, sonra diğer yönlerden gelenleri ve alanda bekleyenleri gözlemeye çalışmıştım. Sonuç olarak izlerimim. 1 Mayıs kutlamasının aslında sosyalizm ve enternasyonalizm ardına gizlenerek demokratik görevlerden kaçmanın kabe ve rafine bir ulusalcılığın bir biçimi olduğu sonucuna ulaşmıştım. Güneşin altında henüz yeni bir şey yoktu. Türkiye'nin solcuları ve sosyalistlerinin gerici milliyetçiliğe teslim olmuşluğu tüm 1 Mayıs'a katılan kitleye damgasını vuruyordu. Hem sloganlarıyla hem de katılanların sınıflar konumlarıyla, sınıfsal konumlarıyla böyleydi bu. Bir süre önce Nevroz'a da katılmıştım. İstanbul'un en yoksul proleterleri ise Nevrozlarında Zeytinburnu'nda bulunuyordu. Gerçekten demokrasi ve enternasyonizm o ulusal bayramda çok daha fazla bulunuyordu. Tabii gören gözler için. O günden bugüne değişen bir şey yok. O zamanlar Türkiye'de Ermeni sorununda yavaş yavaş tartışılmaya başlanmıştı ama Türk sosyalistleri hem Kürt sorunundan zaten kaçıyorlardı, Ermeni sorunundan da kaçmaya başlamışlardı. Ben de o zaman şunu yazmışım Türk sosyalistlerine, bari bunlardan kaçıyorlar, ben onları nasıl tezgaha düşüreyim diye düşünüyor gibi. Şimdi şunları oradan okuyayım. Şimdi bu emekten yana ve de enternasyonalist Türk sosyalistlerine iki önerimiz olacak. Elbette 24 Nisan gibi şu son derece netameli, iyi saatte olsunların hışmını insan üzerine çekme sonucu doğurabilecek çoğunluğu oluşturan Müslüman kitleler ve milliyetçi orta sınıflarla ters düşme, onlardan tecrit olma gibi bir sonuca yol açabilecek, dolayısıyla onlara sosyalizmi anlatma imkanını ortadan kaldırabilecek konulardan uzak durmayı anlıyoruz. Burada kinayeli yazıyorum. Ne de olsa kitle çizgisi ya da suda balık olmak gibi bir şeyler var. Sudan çıkmış balığa dönmemek gerekir. Her şeyin zamanı ve yeri vardır. Hele şu üçüncü kutup oluşturulup kitlelere sosyalizm anlatılsın. O zaman bu Ermeni ve Kürt sorunları zaten bir yan ürünü olarak kendiliğinden hallolacaktır. Kürtlere gelince onlar da zaten terörist ve Stalinist. Ayrıca Kürt sorunundan söz etmek de sosyalistleri Kürt milliyetçisi Türk işçilerinden ve orta sınıflardan tecrit edip onlara sosyalizmi anlatma imkanını ortadan kaldırıyor. Bu gibi kaygıları anlıyoruz. Hatta Kürtlerden ve Ermenilerden uzak durup Kürtlerin ve Ermenilerin adını anmamayı çok zekice düşünülmüş ince bir taktik olarak görüyoruz. Bu nedenle işin içine Ermenileri ve Kürtleri katmadan hem de enternasyonizmin sembolü ve kanıtı hem de milliyetçiliğe karşı başka bir pratik ve somut bir öneride bulunacağız. Biliniyor, Türkiye'de yüz binlerce, belki de birkaç milyon Doğu Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan gelmiş hiçbir hakkı olmadan köle gibi boğaz topluluğuna çalıştırılan bir göçmen işçiler kitlesi var. Bunları dedikten sonra o zamanlar dikkati bu göçmen işçiler kitlesine bari çekin. Yani Ermeniler tamam netameli, Kürtler de zaten netameli ama hem de enternasyonalist olalım, hem de böyle işçi sınıfçı olalım, nasıl olabiliriz? Türkiye sosyalistlerine diyorum. En azından Türkiye'de milyonlarca yabancı işçi var. Yani evlerde hizmetçi olarak çalışıyorlar, yaşlılara bakıyorlar ya da kaçak işçi olarak gelmişler Afrika'dan vesaire. O arada polis bunlardan birisini öldürmüştü. Çocuğun adını unuttum şimdi. Yazıda vardı. Bir dakika bakayım. Festus Okey diye bir çocuk öldürülmüştü. Önerim şuydu. Mahallelerin, denizlerin, İbo'ların falan panolarını vesaire sloganlarını şey etmeyin. Sadece herkes Festus Okey'in resmini alsın. 1 Mayıs'ı Festus Okey vesilesiyle hem Türkiye'deki hiçbir hakkı olmadan sömürülen yabancıları gündeme getirelim. Hem de Festus Okey'in bir sembol olarak öne çıkaralım. Böylece hem enternasyonalist olmuş oluruz, hem Türkiye işçi sınıfının en az
örgütlü, en korkunç koşullarda yaşayan kesimini gündeme getirmiş oluruz. Hem de enternasyonist bir dayanışma da yapmış oluruz diye bir öneride bulunmuştum. Onun için şöyle diyordum. Biliniyor Festus Okey diye bir Afrikalı göçmen işçi Türk polisince keyfi bir biçimde öldürüldü ve Türk mahkemeleri bu cinayetin üstünü örtmek ve cezasız bırakmak için elinden geleni ardına koymuyor. Bu sefer lütfen denizlerin, mahillerin ve diğer şehitlerin resimlerini isimleriyle yürümeyin. Herkes bir sembol olarak Festus Okey'in resmiyle yürüsün. On binlerce Festus Okey resmini olmalı. Bu da enternasyonist bir şehit anlayışını yerleştirecektir. Festus Okey de ne Kürt ne Ermeni. Yani korkacak bir şey de yok. Kitlelerden tecrit olmaya da yol açmaz. Ayrıca hem Mahir'i hem Deniz'i hem İbo'yu tanınmış bir insan olarak sizi temin ederim ki onlar bunu kendi anılarına en uygun davranış olarak göreceklerdir. Eğer bir öte dünya varsa ve oradan Taksim'e meydana bakıyorlarsa ektiğimiz tohumlar şimdi yeşerdi diyeceklerdir. Özetle çok basit, hem enternasyonalist hem de emekten yana hem de işçi hareketin geleneğine uygun hem de bugünkü globalleşmeye hem AKP'ye, Fethullahçılara hem de Türk milliyetçiliğine karşı hem de Kürtleri ve Ermenileri işe karıştırmayan sosyalist yapacağınız kitlelerdeki ön yargılara takılıp sizi tecrit de etmez. İşte öneri bu. Yani bir taşta 10 sosyalizmi enternasyonalizmi kuşu vurabilirsiniz. Çok basit. Festus Okey'in resimleri ile ve Türkiye'deki tüm göçmen işçilere derhal Türk vatandaşlarının sahip olduğu tüm sosyal, ekonomik ve hukuki ve siyasal hakların verilmesi pankartlarından oluşan bir deniz. Bu kadar basit. Haydi bakalım emekten yana sosyal cumhuriyetçi, enternasyonalist Türk sosyalistleri, gösterin kendinizi, mahcup edin size şu milliyetçi, ulusalcı diyenleri ve en başta beni. 28 Nisan 2011 Perşembe. Bunları yazmışız. Aslında Türkiye'deki sosyalist hareketin çürümüşlüğünü ifade ediyorduk. Tabii bugün aradan bunca zaman geçince ve Suriyeli mültecilere karşı ve diğer yabancılara karşı bir ırkçılık geniş, en ilerici bilinen kesimlerde bile yayılınca o zaman yapılan bu çağrının önemi daha da ortaya çıkıyor. Çünkü bugünkü kitleler arasındaki bu ırkçılığın yükselişinin bir nedeni de Türkiye sosyalistlerinin o zamanlar aslında diğer demokratik görevlerden kaçmaları değil sadece. İşçi sınıfın en alt kesimlerini gündeme taşımamaları, Festus Okey'in resmiyle binlerce, on binlerce yürümemeleri de. Yani aslında bugün Türkiye'deki bu şovenizmin yükselişinin ardında yine Türk sosyalistlerinin yanlışları bulunuyor. 2011'de bunu yazdıktan sonra da daha sonraki yıllarda bu sefer Ermeni katliamının günüyle 1 Mayıs'ı yer değiştirmeyi ya da 24 Nisan'da 1 Mayıs kutlamayı ya da 1 Mayıs'ı 24 Nisan'ı öne çıkarmanın aracı olarak kutlamayı önermeye başladım. Özellikle 2012 ve 13 yıllarında bu arada Gezi de olmuştu. Belki Gezi'nin etkisiyle en azından böyle bir şey yapılabilir diye. 2012'de mesela yazdığım yazıda bugün 1 Mayıs değil 24 Nisan diye bir slogan 1 Mayıs'a damgasını vurabilir diye sosyalistlere önermiştik. Tabi bu da görülmezden gelindi ve Türkiye'nin sosyalistleri yine her zamanki gibi ya biz Taksim'i fethedeceğiz ya da işte 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağız diye sorunu, gerçek sorunları gündeme almadan sadece yine işçilerin kendi bayramlarının kutlamasını tabiri caizse temel hedef yaparak yine yani işçilerin kendilerine yönelik bir eylemini ya da hedefini temele alarak demokratik ve enternasyonalist görevlerden kaçmalarını eleştirdik. Ama onlarda da aynı şekilde hiçbir yankı bulmadık. 2012 Kasım'ında da politik bir profil için bir öneri diye 24 Nisan'ı 1 Mayıs yapalım diye bu sefer bir sol örgütün içerisinde bunu şey ettim. Şöyle ki ben Türkiye'ye gittikten sonra sürekli
özellikle Kürt hareketinin başını çektiği Çatı Partisi, daha sonra o girişim Ertuğrul ve Maher'in torpillemesiyle batınca onun yerini alan Demokrasi İçin Birlik Hareketi, daha sonra işte Halkların Demokratik Kongresi, Halkların Demokratik Partisi gibi bütün bu girişimlerin hazırlık toplantılarına vesaire hepsine katılıyordum. Ama oralarda bir yana Türk sosyalistleri, bir yanda dar kafalı Kürt milliyetçileri arasında kaldığımdan herhangi bir etki sağlama olanağım bulunmuyordu. Böyle olunca bir süre sonra tabii yavaş yavaş Türk sosyalistleri Kürt hareketinin yükselişi karşısında Kürt hareketine yaklaşmaya başlayınca, işte Ertuğrul Kürkçü'nün de başında bulunduğu sosyalist, yeniden sosyalist Kurtuluş Partisi mi neyse işte, o ekibin bir partisi ya da parti hazırlık örgütü mü ne vardı? Ertuğrul herkes gelsin tartışalım, program tartışması yapacağız falan demişti. Oraya gideyim, orada bari bir örgütlü bir çalışma imkanı arayayım dedim. Tabii gidince biz senin geleceğini düşünmemiştik, sen gelme buraya falan dediler. Zaten onun üzerine oradan da ayrıldık ama oraya katıldığım dönemde onlara bir öneri yapmıştım. 1 Mayıs yaklaşıyor, ne yapacağız diyorlardı. Ben de o 1 Mayıs toplantılarına şöyle bir sloganla giderim. 24 Nisan'ı 1 Mayıs yapalım diye. Madem ki siz bir politik profil oluşturmaya çalışıyorsunuz, bu iyidir diye. Böyle bir şey yapın diye bittim. Bu da böyle bir gariplik olarak karşılandı ve ciddiye bile alınmadı. O da o şekilde gitti. 2010'lu yıllar işte hep böyle, en azından 1 Mayıs'ın bu sefer yabancı göçmen işçiler için ya da Ermeni katliamı vesilesiyle bunu gündeme getirmek için kullanılması yönünde önerilerle geçti. Fakat bu önerilerimiz yani bütün Türk solundan neredeyse bir duvarla karşılaştı. Hatta bizi şeyle itham edenler oldu. İşte Marksizmi terk etmekle. Onlara bir cevap olarak Marksizm sınıf mücadelesi kuramı mıdır diye bir yazı yazmıştım 2013 Mayıs'ında. Oradan bir bölüm okuyayım. İşçi hareketinin yükseldiği 60'lı yıllarda Türkiye'nin aydınları, gençleri, işçileri büyük bir açlıkla Marksizmi öğrenmeye çalışıyorlardı. Şimdi Marksizmi öğrenen ve bilen yok. İkinci el kitaplardan bayağı klişelerle Marksizm diye öğreniliyor. Bayağı klişeler Marksizm diye öğreniliyor. Eskiden kalanlar ise öğrendiklerini bile unutmuş bulunuyorlar. Bunu somut ve basit bir örnekle görelim. Geçenlerde devrimci 24 Nisan, karşı devrimci 1 Mayıs diye bir yazı yazmıştık. O yazıda 1 Mayıs kutlanmasının bugünün Türkiye'sinde 24 Nisan'ı gölgeleyen somut olarak karşı devrimci bir işlev gördüğünü yazmış ve Türkiye'nin bütün işçi ve sosyalistlerine 24 Nisan'ı 1 Mayıs veya 1 Mayıs'ı 24 Nisan yapmaya çağırmıştık. Bu öneri ve önerilerin somutluluğu, bugünün Türkiye'si ve somut olarak 1 Mayıs'ların gördüğü nesnel işlev göz ardı edilerek 1 Mayıs'a kategorik olarak karşı devrimci dediğimiz türden aslında hiç de söylemediklerimizi bize atfeden eleştiriler yapanlar da oldu. Bunların üzerinde durmuyoruz. Bu eleştirilerin yapıldığı bir yazıda Demir Küçükaydın'ın yazılarında toplumsal tarihlerini, toplumların tarihlerini belirleyen ana temanın sınıf savaşları olduğu kuramı Marksizmin dışına düştüğünü görüyoruz diye bizi eleştiren aynı zamanda Marksizm tanımı da yapmış oluyor. Yani beni eleştiren biri Marksizmi sınıf mücadelesini ana tema yapan biri öğreti diyor. Bir de bu da ayrı bir problemli tanım da. Neyse ben de bunun üzerine Marksizm sınıf mücadelesi kuramı mıdır diye Marksizmin aslında alfabetik doğrularından birini anlatmaya yönelen bir yazı yazmışım. Yani aslında nerelerden nerelere geliyorsunuz? O hale düşüyor ki artık Marksizmin ne olduğunu bile bilmeyen bir kuşakla karşı karşıyasınız ve bu sefer ona alfabetik düzeyde Marksizmin ne olduğunu anlatmaya kalkıyorsunuz. Örneğin
Şöyle diyorum, ne Marx ne Engels kurdukları bilimi, yani toplumun ve tarihin hareket yasalarını inceleyen bilimi bir sınıf mücadelesi öğretisi olarak tanımlamamışlardır. Keza Engels'ten de Marx'tan da bu yönde alıntılar yapıyorum. Bir de Lenin'den alıntı yapıyorum. Marx'ın öğretisinin özü sınıf mücadelesiymiş. Bunlar Lenin'in lafları. Durmadan söylenen ve durmadan yazılan şey budur. Ama bu doğru değildir. Ve Marksizmin oportunist çarpıtmaları onu burjuvazi için kabul edilebilir bir duruma getirmeye yönelen çarpıtmalar kolayca bu yanlışlıktan kaynaklanırlar. Çünkü sınıf mücadelesi öğretisi Marx tarafından değil ama Marx'tan önce burjuvazi tarafından ortaya konmuştur. Ve bu öğreti genel olarak burjuvazi için kabul edilebilir bir öğretidir. Yalnızca sınıf mücadelesini kabul eden biri bundan dolayı bir Marksist değildir. Henüz burjuva düşüncesinin, burjuva politikasının çerçevesinden çıkmamış biri olabilir. Bu Lenin'den alıntı. Görüldüğü gibi çok sınıfçı olmanın kendisinin Marksizmle zaten bir ilgisi yok. Bu da yani burada bu vesilelerce değinmiş olalım. Bundan sonra da yine işte 1 Mayıs yazılarında hep aynı temaya, çeşitli biçimlerde, çeşitli bağlamlarda hep aynı konuya dönüyoruz. Yani Marksizm nedir, işçi sınıfı nedir, demokratik politika nedir, demokratik görevlerden kaçmak nasıl olur, sınıfçılık niçin demokratik görevlerden kaçmadır vesaire. Hep bu anlamda yazılar yazmışız. Daha fazla alıntı yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Keza bir de ritüeller konusunu ele almışım. 1 Mayıs ve 6 Mayıs vesilesiyle ritüeller ve devrimcilik üzerine. Yine burada da aynı sorun başka bir bağlamda ele almışım. Bunu da 2014'ün Mayıs'ında yazmışım. Bir hareket ritüelleriyle yaşamaya ve bunlara çok önem vermeye başlamışsa devrimciliğini ve yaratıcılığını yitirmiş demektir. Bu aylar Türkiye'deki devrimcilerin ve sosyalistlerin 3 ayları. Ritüel ayları, 8 Mart Kadınlar Günü, 16 Mart katliamının yıl dönümü, 21 Mart Nevruz, 24 Nisan Ermeni katliamı, 1 Mayıs, 15-16 Haziran'ın yıl 1 Mayıs, sonra 15-16 Haziran'ın yıl dönümü, kış uykusundan uyanma ayları. Bunlara artık gezinin başlangıcı 31 Mayıs ve sonu 17 Haziran'da eklenecek gibi görülüyor. Bu ritüeller içinde politik anlamı olanlar, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi bakımından somut bir mücadelenin konusu olanlar sadece Nevroz, ki o da son yıllarda bir ritüele dönüşme özelliği gösteriyor ve 24 Nisan'dır. En önemli, aktüel ve acil olanı henüz bir ritüele dönüşmemiş olan 24 Nisan'dır ama en cılız olanı da odur. Demokratik hareketin durumunu en iyi 24 Nisan anmaları gösterir. Onun dışındakiler 1 Mayıs'a dahi kelimenin tam anlamıyla ritüeldirler. Ritüellerin çokluğu ve yoğunluğu Türkiye'deki sosyalist hareketin ve devrimci hareketin aslında tüm yaratıcılığını, tükenmişliğinin ve bitmişliğinin, yaratıcılığını yitirmişliğinin, tüketmişliğinin, bitmişliğinin de bir göstergesidir. Gerçekten devrimci hareketlerin olduğu yerlerde ritüeller olmaz ve bunlara fazla bir değer verilmez. Bunlar canlı bir hareketin basit araçları olarak bazen değerlendirilebilirler. Böylece ritüellerden hareketle yine aynı şekilde politikadan, demokratik mücadeleden kaçmanın bir ritüellerden kaçmanın bir eleştirisini yapmışız. Ondan sonraki 1 Mayıs yazılarımda yine hep bu sefer kendi önerimi sadece kendim gerçekleştirmişim bir bakıma. Hep Ermeni katliamı sorununu gündeme almakla geçirmiş 1 Mayıs yazılarım. Bir bakıma 1 Mayıs yazılarım 24 Nisan yazılarına dönüşmüş. Sadece Gezi'den sonra Soma'da 300 işçinin öldüğü günlerde yazdığım bir yazıda, ki ben de Somalıyım, orada büyüme bir insanım, yine Somalı işçilerin kaderini, işçi sınıfı cennete gider diye bir yazıyla ele almıştım. Yine orada da ama yani o yazıda da demokratik görevleri ele alıyordum. Ayrıca o yazıda bugünün gelişmelerine ışık tutacak saptamalar da var.
işçi sınıfının niye hala Erdoğan'ın arkasında olduğu sorunu üzerine de değinmişim. Diyorum ki, seçimler gösterdi ki işçi sınıfının daha alt kesimleri, ulusalcı ve Türk milliyetçisi bu sisteme dokunmayan, sadece iktidara çatan, bu devletin yapısını sorun etmeyen bir muhalefetin de aracı olmak istemiyor ve onlar tarafından kullanılmaktansa en azından son 10 yılda yaşamında iyi kötü düzenlemeler yapmış, AKP'nin yanında durmayı daha akıllıca görüyor. İşçi sınıfı Sünni ve Müslüman alt kesimleriyle de modern şehirli geziyi yapmış üst kesimleriyle de ulusalcılardan ulusalcılığa karşı kesin bir savaş açmayanlardan ve mesafe koymayanlardan uzak duruyor ve bu türden muhalefete mesafe koyuyor. Soma'ya gidenlerin anlattıkları işçilerin her şeyi bilmelerine rağmen ulusalcıların ve her şeyi sadece hükümeti yıkmaya odaklayanların bir aracı olmaktansa onlara mesafeli olmayı yeğlediğini gösteriyor. Hemen anlaşılacağı gibi aslında bugün hala bu açmazı yaşıyoruz. Muhalefet daha radikal, daha kökten, daha temelden sorunlara giden bir muhalefet olmadığı için ki bunu esas kaçıran HDP diyelim bu fırsatı olmadığı için işçi sınıfının yanına çekemiyor. Özellikle alt kesimlerinin yanına çekemiyor. Alt kesimlerinin yanına çekemediği için Erdoğan'ın desteği var olmaya devam ediyor ve muhalefet hala bir türlü onu tecrit edip toplumun büyük çoğunluğunu arkasına alıp bir hareket oluşturamıyor. Ve bu yüzden Erdoğan belası başımızda durmaya devam ediyor. O yazının sonunda şunu diyorum. İşçilerin çok güçlü sınıf içgüdüleri vardır. Onlar sizden uzak duruyorlarsa sorun onlarda değil sizdedir. Çok açıktır anlayana mesaj. İşçi sınıfı gezicisiyle, AKP'lisiyle, ulusalcılara, sorunu bir hükümet karşılığına indirgeyenlere, CHP'lilere uzak durmakta mesafe koymaktadır. Ciddi, sağlam, radikal, ucuz raferleri peşinde koşmayan, köklü değişimleri yapacak, insanlara örnek olup onları dönüştürecek bir alternatif arayışındadır. Klişeleşmiş sloganlar, sektörlükler, manipülasyonlar, şark kurnazlıklar işçileri kandıramamakta, aksine uzaklaştırmaktadır. İşçiler ulusalcılara mahkumiyeti onlar tarafından kullanılmayı kabul etmemektedir. Bugün de aynı sorun devam ediyor. 1 Mayıs yazıları vesilesiyle bunları burada bitirelim.